önemli bir amaç için buradayız. Neler söylemek istersiniz bugünle ilgili? Tabii öncelikle bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Marmara Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Anma etkinliği münasebetiyle bir aradayız. Tabii ben teşekkür ediyorum önce rektörümüze, değerli hocalarımıza, programda emeği geçen herkese. Çünkü üniversiteler bu anlamda aslında hem ülkemiz için hem ülkemiz dışında kalan yurttaşlarımız için çok önemli. Niye önemli? Aslında 15 Temmuz hain darbe girişimini vurgulayan akıllar, zihinler hepsi üniversitelerden yetişen beyinler bir anlamda. Dolayısıyla üniversitelerimizde yerli olmak, milli olmak, bu ülkenin aslında mukaddesatına, ahlakına, inanışlarına inanmış gençlerin yetişmesi ne kadar önemli bunu gördük. İki şey söylemiş oldum. Bir, darbeye kalkışanlar da aslında buralardan yetişen, çok affedersiniz, satılmış beyinler, zihinler. Ama o darbeye karşı duran akıllar, bedenler, zihinler de yine bu üniversitelerde yetişmiş, yetişmiş insanlar. Şimdi burası niye önemli? Burası şu yüzden önemli. İşte bizim üniversitelerimiz bugün yapmış olduğumuz gibi Marmara Üniversitesi'nde nasıl ki 15 Temmuz anma programı yapıyoruz. Aynen böyle de bizim bir defa şunu planlıyor, şunu kurguluyor olmamız lazım. Öğrencilerimiz bu ülkenin gerçeğiyle, bu ülkenin kendisiyle, bu ülkenin insanının duygularıyla duygulanan, hisleriyle hislenen insanlar olarak yetişmesi lazım. Çünkü millet olma olgusu aslında malumunuz ya tecrübelerimizle, ya geçmişimizle ve aslında müştereklerimizle millet oluyoruz. Olaya böyle baktığımızda bir, üniversitelerimizin durumu, konumu bizim için çok önemli ve biz bir 15 Temmuz Derneği olarak zaten üniversitelerde yaptığımız işin etkinliklerle varız ama bizden ziyade işte sizler gibi değerli öğrencilerimiz, hocalarımızın yaptığı programlar bu anlamda önemli. Tabii şunu da söylemek lazım. İkinci yılını yaşıyoruz 15 Temmuz'un. 15 Temmuz'a dair söylenmesi gereken en önemli sözün bir defa unutmadık, unutmayacağız olması lazım geldiğine inanıyorum. Ve 15 Temmuz'da gösterilen kahramanlık destanını 15 Temmuz'da şunu söylemek lazım. Bakın bu topraklar başka hiçbir millete nasip olmayacak. Seyyahların anlatmakla, şairlerin yazmakla, ressamların çizmekle ifade edemeyeceği büyük bir kahramanlık destanına şahitlik etti. Dolayısıyla bu şahitliği onurlu kılmak, kutlu kılmak, bunu yaşatmak da işte sizin, benim, bizim toplumun görevi. Yani bunu bir, milli hafızada canlı tutmak, iki, gelecek nesillere aktarmak lazım. Son söyleyeceğim şu olsun, ben başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken onların bulunduğu mahallede kimler ikamet ediyorsa bunu içeride konuşmamda da söyledim. Mutlaka ziyaret etsinler, tanışsınlar. İsmen hitap edebilecek kadar kardeşlik hukuku kurmaya çalışsınlar. Çünkü şunu gördük, biz nasıl ki 15 Temmuz'da bir ve beraber olduğumuz için, biz nasıl ki 15 Temmuz'da kutuplaşmayıp kaynaştığımız için bu kutlu mücadeleyi verdik. Demek ki olay ne? Aslında biz bir ve beraber olduğumuz zaman karşımıza çıkan her türlü badireyi atlatabileceğimiz durum söz konusu. İnşallah millet olarak, bir olarak, beraber olarak bu gemi hepimizin gemisi, bu gemide yüzmeye, bu gemi için çalışmaya, yani bu ülke için çalışmaya, ülke insanı için çalışmaya devam ederiz diyorum. Ben tekrar böyle bir program düzenlediğiniz için Marmara Üniversitesi'ne tüm hocalarımıza, öğrencilere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız.